Kara bulutlarla kaplı gökyüzü bir kere daha yağmura hazırlanıyor. Caddeden gelip geçen arabaların bıraktığı uğultu kulaklarımın huzurunu kaçırıyor. Gözlerim parmaklarının ucundan kaçacak gibi duran harflerle bakıyor. Sanki anlatılacak çok şey var ve cesaretimi toplayabilsem her şeyi anlatmaya attığım ürkek bir adımla başlanabilecek. Sonrası belli ki tufan. Biriken her şey yıkılmış bir barajın suları gibi sökün edip gelecek o ilk adımın arkasından. Dünya çok büyük biliyorum. Yorgun insanların gidip her köşesine ayrı ayrı bakamayacağı kadar büyük dünya. Her bilinmezinin peşine düşülemeyecek kadar, başka hayatların haritasında iz sürülemeyecek kadar büyük. Böyle uçsuz bucaksız bir büyüklüğe, böyle önü alınamaz bir çaresizlikle bakmak acı veriyor insana. Ama bir şey var, hepimizi teselli eden bir şey. İnsan ruhunun dünyadan daha büyük, daha uçsuz bucaksız ve çok daha zengin olduğu gerçeği. Bu gerçek teselli edebilir, edebiliyor bizi. İnsanın iç dünyasında, dünyada ulaşabildiği mesafelerden çok daha uzun mesafelerin yolcusu olabileceğinin farkındayız. Evet, hepimiz az ya da çok farkındayız bunun. Kalbimiz bu kadar büyükken hayat ne kadar küçük. İnsanın elini nereye koyacağını bilemediği bir zaman geliyor mutlaka. Söylemiş bulunduğumuz kelimenin ardına ekleyecek bir başka kelime bulamadığımız zamanlar oluyor. Meramımızın bir kedi yavrusu gibi içimizde kıvrılıp kaldığı günler. Sessizliğin söylenmesi gerekenden fazlasını söylemesine engel olamadığımız dakikalar. Ne öylece bakıp kalabilmeyi, ne gözlerimizi başka bir yere kaçırabilmeyi başaramadığımız anlar. Herkesin başına geliyor böyle şeyler. Bize sanki dünya durmuş, hayat durmuş, hareket eden her şey durmuş, tanıdığımız ya da tanımadığımız bütün insanlar nefesini tutmuş da bizi izliyormuş hissini veren bir şeyler oluyor mutlaka. Hep yapa geldiğimiz şeyleri, hep yapabildiğimiz gibi yapmamıza izin vermeyen bir şeyler oluyor. Şaşırıyor, dağılıyoruz. Parçalarımız savrulup yeryüzünün hiç görmediğimiz yerlerine sürükleniyor sanki. Oluyor bu. Başımıza bir şey geliyor, kulağımıza bir söz ulaşıyor, içimize bir ateş düşüyor ve bir hercümert yaşanıyor varlığımızda. Bir an için, belki birkaç dakika için, belki günler boyu süren ve belki ömür boyu hiç bitmeyen, ara vermeyen bir gelgit yaşanıyor. Nabız atışlarımızın diğer bütün sesleri bastıracak bir yüksekliğe ulaşarak içimizde çınladığı o an, o anlar sessizliğin içinde, kıyametlerin koptuğu, feryatların içinde fısıltıların işitildiği bir devran yaşıyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşündüğümüz bir eşikten atlıyoruz sanki. Geri dönüşü olmayan bir mesafeyi aşmış gibi. Sonra bir korna sesi duyuluyor, bir televizyonun sesi açılıyor. Gök gürüldüyor ya da bir satıcı geçiyor yakınlardan. Her şey kendi ritmine geri dönüyor. Hiç olmamış gibi oluyor her şey. O şey hiç yaşanmamış gibi oluyor o an. O anlar, daha tarif bile edemediğimiz bütün o duygular. Fırtına diniyor, sular sakinleşiyor. Kıyılar bütün dalgaları unutuyor. Buluyoruz elimizi koyacağımız yeri, söyleyeceğimiz kelimeyi, kelimeleri. Kaçırıyoruz nihayet gerçeğimizin hiç uğramadığı yerlere gözlerimizi. Hafifçe esneyip devam ediyor uykusuna kaldığı yerden meramımız olduğunu sandığımız kedi. Seni gördüm ve bak seni görmekten başıma ne çoraplar ördüm. Hiçbir şey beklediğim gibi olmadı dedi kadın. Parmağını elindeki fincanın ağzında dolaştırarak. Ne bekliyordun dedi adam gözlerini açmadan. Tam olarak adını koyamıyorum ama yaşadıkça anlıyorum. Bunların benim hayalini kurduğum şeyler olmadığını dedi kadın. Gözlerini açtı, yerinden hafifçe doğruldu ve bir süre kadının yüzüne sessizce baktıktan sonra ''Hayat, içine hayalleri sığdırabilmek için çok küçük, bunu bilmiyor muydun?'' diye sordu adam. ''Bilmem, belki hayatla kurduğum o çocukça hayallerden biriydi.'' dedi kadın. Siyah kederli gözlerini odanın daha önce hiç farkında olmadıkları bir köşesine gömerek. Şarkının bittiği, plağın yakıcı bir cızırtıyla boşa dönmeye başladığı anlardır böyle anlar. Daha şimdiden unutulmaya yüz tutarken o eski ve içli Napoliten, ömür bu kadar kısayken hayat ne kadar uzun.